Beykent TV ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Okuldan sonra programıyla sizlerle birlikteyiz. Yeni bir haftadan yeni bir bölümümüzde farklı bir konuğumuzla sizinle olacağız bugün. Avukat Selin Kırhan'la birlikteyiz. Kendisi Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014 yılı mezunu. Hem okul yıllarımızdan konuşacağız hem de kariyeri adına neler yapmış okul sonrasında hepsinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle Selin Hanım'ı tanıyalım. Merhabalar diyelim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizi yakından tanıyalım öncelikle. Tabii ki. 1989 İzmir doğumluyum. Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Adalet Meslek Yüksekokulu okudum 2 yıl. Sonrasında akabinde orada yine kamu yönetimi, İktisat Fakültesi kamu yönetimine devam ettim. Evet. Onu da bitirdikten sonra dedim ki ben zaten hep hukuktu amacım. Beykent Üniversitesi de o yıl bir dikey geçiş açtı bize. İlk evet. Dikey geçiş öğrencileriyiz biz. Hı hı. Direkt bir de bölüm derecem olduğu için direkt Beykent Üniversitesi'ne geçiş yaptım. 3 yılda da okulu bitirdim. Harika. Böyle bir hikayem var okulla ilgili. Üniversitede dereceli bir evet. Öğrenciyi tabii ki de kaçırmak istemez diye düşünüyoruz. Şöyle aslında hukuk gerçekten güzel, saygıdeğer ve sanıyorum zor bir bölüm olsa gerek. Hep koca koca kitaplardan anarız. Yani girmek bu. De zor, çıkmak da zor. Öyle diyebilirim. Doğrudur kesinlikle. Ben şunu merak ettim. Şimdi işte her kişinin mesleğini seçmesinde, kimisi çocukluktan, kimisi yetişkinlik çağında mutlaka bir evre oluyor, bir neden oluyor. Siz hukuka, yani bu alana ne zaman karar verdiniz? Kaç yaşlarındaydınız, ne etken oldu onu merak ettim. Ben lise dönemindeydim. Özellikle 14-15 yaşlarında. Okulumuzda bir okul dergisi çıkarıyorduk. Ben de okul dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapıyordum aynı zamanda. Annem de medya ayağında yani işi o. O dönemde onunla beraber çok fazla zaman geçiriyordum. Özellikle medya ayağında da. Hani sinema, televizyon mu okusam acaba diye düşünmediğim zamanlarda olmadı değil. Ama o okul dergisi döneminde ki süreç beni gerçekten çok hani hukuka yönlendirdi. Öyle söyleyeyim. Hem savunmayı çok seviyorum. Bir insanları. Hem de konuşmayı çok seviyorum. Öyle söyleyeyim. Değil mi? Konuşmadan olmuyor. Aynen. Yorumlamayı ve araştırmayı çok seviyorum. Çünkü bizim meslekte mutlaka ki hani hiçbir şekilde eğitim bitmiyor aslında. Üniversiteyi bitiriyoruz ama sürekli kanunlar değiştiği için ve sürekli farklı farklı davalar geldiği için evet. Sürekli bir araştırma sürecinde olmanız gerekiyor. Araştırmayı sevmiyorsanız bu meslek çok yapılabilecek bir meslek değil açıkçası. Tabii ki aslında kitap okumak, zaten mecbur evet. Okuyorsun hukukta o kanunlar vesaireler için illaki ama genel anlamda yorumlayabilmek açısından kesinlikle, sanıyorum. Özellikle felsefe, psikoloji. Evet. Yani aslında birçok dalı barındırıyor hukuk. O yüzden hani lise 1 döneminde çok fazla istedim. Sonra lise sonunda da işte sınavlara hazırlanırken Türkçe matematiği seçtim. İlk sene olmadı. Olmayınca tekrar dedim deneyeceğim, hukuk fakültesi istiyorum. İkinci sene de olmadı. Dedim olmayınca ben o zaman en iyisi sözel puanım çok yüksekti. Hep matematikte sıkıntı yaşıyordum. Ya o yüzden sıkıntı aslında gerçekten. O yüzden dediler ki hani Adalet bölümü diye bir bölüm var senin. İstersen bu bölümü tercih et. Hani başarılı da bir öğrencisin. İlla ki geçiş yaparsın. Ondan sonra da dikey geçişle geçersin. Olur dedi. Tuttu o dönemde. İkincisinde başladım. Sonra da Beykent Üniversitesi oldu hukukta da. Ne kadar hoş. Gerçekten o matematik olayı ya hep şöyle bakılıyor aslında. İşte hukuk bir sözel ifade ettiğiniz kendiniz işe ya da müvekkilinizi ifade ettiğiniz bir meslek. Matematikle ne alakası var? Matematik yüzünden giremiyoruz falan diye düşünüyorum. Ama herhalde analitik düşünce analitik de lazım düşünce, olduğu kesin. İçin. Mantık, analitik evet, düşünce evet. Tamamıyla aslında hukukla bağlantılı yani. Türkçe matematik ayrılmaz bir parça. Evet. Ama o dönemde tabii öyle düşünüyorsunuz. İşte hukuk istiyorum ben neden sözel bölümde değil diye. Ama çok gerçekten matematikle çok bağlantılı. Sonradan anlıyor insan. Çok doğru. Benim hatta çok yakın arkadaşım buradan da selam olsun. O da 3 kere yani kazanabileceği farklı bölümleri kazanabileceği noktada sırf hukuk için matematik de onda arası yoktu o yüzden. 3 kere girdi, baktı hukuk olmuyor. Farklı bir alan seçti 4 yıllık. Açıktan adaleti işte bitiyor. O da Beykent Üniversitesi'nde dikey geçişte evet. İkinci üniversite olarak artık ikinci bir meslek olarak devam edecek ideali için sanıyorum. İdeal varsa zaten başka bölüm gerçekten gözünüz görmüyor. Çünkü benim de farklı farklı alanlar işte siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler o dönemde çok girebileceğim alan vardı. Evet. Ama hani o alana girip sonrasında farklı bir şekilde hukuka yönelebilir miyim diye açıkçası düşündüm. O yüzden hiç tercih etmeden
hukuk olana kadar direttim. Çok şükür de oldu, bitti. Çok da güzel olmuş şimdi, gerçekten. Sağ olun. Peki, şimdi bitirdik adaleti. Daha sonrasında Beykent'e geçeceğiz ama ben şunu merak ettim. Hani üniversitemizde de hani okuduğunuz için bunun bir nedeni vardır Beykent olmasının. Neden Beykent Üniversitesi'ni seçtiniz? Bir sürü üniversite var bu alanda ilerleyebileceğiniz. Tabii birçok üniversite var ama Beykent Üniversitesi'nin bizim dönemimizde tabii araştırarak giriyorsunuz sonuç itibariyle. Öğretim görevlileri gerçekten bu anlamda çok başarılı ve yetkin hukukçular. Dışarıdan gelen avukatlar da öyle. Normal zorunlu derslerimiz olan işte ceza hukuku dersi, medeni hukuk, medeni usul zaten bir hukukta en önemli olan dersler. Hocaları genel itibariyle devlet üniversitesinden geldiği için ve gerçekten bu konuda çok yetkin makaleleri olan bilinen hukukçular ve profesörler olduğu için ben açıkçası Beykent'i tercih ettim. Bir de ilk mezununu 2013'te vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Biz ikinci mezunuyduk sanırım. Ve ilk dikeye geçişlileriz. Aslında bizde bir deneme yanılma dönemi de oldu. Olmadı değil. Ama gerçekten bu anlamda da Beykent Üniversitesi çok yetkin. Koordineyi de çok başarılı yapıyor. Özellikle yönetim açısından da, öğretmenler açısından da. O yüzden gayet bilerek ve bilinçli bir şekilde geldim Beykent Üniversitesi'ne. Çok güzel. Ne kadar hoş olmuş. Aslında evet, genelde bazen arkadaşlarım, tabii siz biraz hani tecrübeli olduğunuz için araştırarak da girmişsiniz. Bazen arkadaşlarımız işte üniversitenin olduğu şehir, olduğu mekan, işte kampüs, yeşillik vesaire bunlara bakıyorlar. Tabii ki bunlar çok önemli ama şeyi araştırmayabiliyoruz. Hani ben de o dönemlerde tercih dönemindeyken sonradan akıl ettik, ilk bakıyoruz. Tabii Beykent Üniversitesi'ne bu anlamdaki şeyleri çok iyi ama akademisyenleri de iyi araştırmak gerekiyor. Evet. Demek istediğim, gerçekten meslek öğreniyorsunuz artık. Hani bu işte, Türkçe, matematik hani gibi temel ama geçici dersler değil mi? Meslek öğreniyorsunuz. O yüzden bunları da araştırmak gerekiyor seçeceğimiz üniversiteye pratik göre. Pratik çok önemli. Yani evet. Tabii okul bittikten sonra aslında başlıyor hayat. Bu gerçekten doğru. Hocalarımız da bize öyle söylüyorlardı okul yıllarında ama pratik yapmak ve hocaların bu anlamda öğrenciyi yönlendirmesi de çok önemli. Ben okul bittikten sonra bunun çok sıkıntısını yaşamadım açıkçası. Çünkü okul gerçekten çok iyi bir eğitim veriyor. Eğitimden ziyade dediğim gibi uygulamalı eğitim verdiği için. Evet. Hani en önemlisi de o belki. Şimdi şöyle, aslında hukuk istiyordunuz hep işte. Hukuk. Birkaç kere işte çabaladınız. En son adaletten geçiş yapmayı düşündünüz. Adalet aradan bitti. Dereden girdim bir şekilde. Aynen, adalet bitti. Dikeye geçiş sınavına girdiniz ve artık idealiniz oldu. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi yazıyor, tercihiniz açıklandı. Neler hissettiniz peki o anda? Hukuk, yani zaten insanın gözü gerçekten başka bir şey görmüyor. Hani o idealinizi, hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz bir şekilde. İlk gün çok heyecanlanmıştım gerçekten ki ben hani daha önce iki üniversite bir şekilde okudum, bitirdim ama Beykent hukuka gelişim hakikaten çok heyecanlı olmuştu. Ama özellikle bir de Cihangir'de oluşu çok keyifli. Değil mi? Yerimiz çok güzel. Aynen. Yer de çok önemli. Onu sonra idrak ettim. Ama gerçekten çok büyük bir has. Çok mutlu olmuştum yani. Evet, yani hem Cihangir'de hem şu an izleyenlerimiz belki bilmiyorum görüyor olabilirler ama manzaramız da harika. Bütün İstanbul Boğazı, yani gerçekten burada okumak ayrı bir keyif olsa gerek sizler için. Kesinlikle öyle, hakikaten öyle. Peki ilk dersimiz nasıldı hukuktaki? Hocalarımız kimdi, nasıldı? Biraz böyle o günlere dönelim tabii, istiyorum aslında. İlk şöyle bir durum, ben dikey geçiş olduğum için ben her sınıfa giriyordum. Şimdi intibak yoktu çünkü bizde. Direkt 3. sınıftan başlatıyorlardı. Öyle olunca bazı dersleri tabii saydırıyorsunuz. Bazı dersler sayılmıyor. 1. sınıfta da dersim vardı. 3. sınıfta da, 4. sınıfta da. O yüzden ben Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin muhtarı gibiydim. her sınıfta bir arkadaşınız oluyor. Her sınıfa giriyorsunuz. İlk dersim anayasa hukukuydu. Unutmuyorum onu. Peki ben şey merak ediyorum. Şimdi hani genelde hukukçular böyle daha böyle dik gözükür dışarıdan. İşte hocalar sanki böyle o daha sert durur falan. Hani dersleriniz böyle hep böyle ciddiyet, hep böyle sert, hani öyle mi geçiyor hukuk dersleri? Hep de dışarıdan biz öyle zannediyoruz, görüyoruz. Hani nasıl, biraz içeriğini aslında kopyalalım sizden. Şöyle, yani o birazcık belki de karakterden karaktere değişiyor. Bazı hocalar tabii çok ciddi oluyor. Ama genel itibariyle profesörler ciddi oluyor. Yani hani daha işte doçent ya da doktor unvanı olanlar. Ya da dediğim gibi karakter meselesi olduğu için çok zevkli derslerimiz de oluyordu. Ceza hukuku gerçekten çok eğlenceli geçerdi bizim ki ceza öyle hukuku mi? Genelde çok zor.
meşakkatli ve genelde geçilemeyen dersler arasındadır. Özellikle ceza hukuku, özel hükümler. Hı-hı. Ama bizim hocamızdan kaynaklı herhalde çok eğlenceli geçerdi. Ben özellikle... Nasıl eğlenceli geçebiliyor bir hani ceza? Hani şimdi aynı zamanda avukat da oldukları Hı-hı. için bir döneminde avukatlık yapmış öğretim görevlileri. Ya da avukatlar da dışarıdan avukatlar da geldiği evet. için kendi anılarını anlatırlardı. Ya da ne bileyim işte dava, dediğim gibi o pratik kısmı işte. Hı hı. Derslerden sonra mutlaka pratik yapardık. O pratikler onların geçmiş davalarından olurdu. Hı. Ya da işte tiyatro gibi canlandırmalar olurdu. Aa, o çok eğlenceli evet, oluyordu. İşte gerçekten. Birimiz avukat olurduk, birimiz hakim, işte birimiz katip. Hani tamamen yaşıyorduk onu. Birimiz sanık, birimiz... Ben sen okulumuzun şu an biliyorsunuz şey de var aynı zamanda. Bir mahkeme salonu da var aslında. Bizim zamanımızda yoktu işte o. Evet, şimdi artık evet. böyle gerçekten... bir ben hayatımda şey mahkemelik bir durumum hani henüz Hı-hı. olmadı. İnşallah da olmaz ama. Miras konularında olsun. Ha, evet, evet. olur. İyi konularda, güzel konularda olabiliyorsa tabii. Artık bir böyle mahkeme salonu da var. Tamamen filmlerde ne görüyorsak şu an aynısı herhalde birebir canlandırma şeklinde. O çok eğlenceli bir şey oluyor ve gerçekten daha gerçekçi oluyor. Hayat zaten gerçekten çok farklı. Hani Hı-hı. üniversite sıraları gibi değil. Hı-hı. Özellikle adliyeye girdiğiniz zaman işte okulda genelde şu söylenir işte siz avukatsınız, işte hakim olacaksınız, savcı olacaksınız, işte adaletin mülkü sizin tek elinizde olacak ama adliyeye girdiğinizde öyle olmuyor. Adliyeye girdiğinizde olay çok başka değişiyor. Belki de benim dediğim gibi ceza hukuku çok farklıydı benim için. Hı-hı. Hocasından da kaynaklanıyor olabilir. Benim şu an branşım, ana branşım ceza, ağır ceza yapıyorum Hı-hı. ben. Staj döneminde de çok fazla ceza yaptım. Belki de onun da etkisi var ama dediğim gibi okul Olabilir. Sıralarındaki o işte farklılıklar çok etken oluyor öğrencide. Kesinlikle. Peki arkadaş ortamımız nasıldı? Arkadaşlarımızla aramız ne Hala şekildeydi? Hala görüşüyorum ben. Çok güzel. Bizim bir Beykent Üniversite Mezunlar Derneğimiz var evet. şu an. Evet. Orada da güzel etkinlikler yapıyoruz. Yani çok farklı iyi. Farklı etkinliklere dahil oluyoruz. Hı-hı. Bizim dönemimizde çok şehir dışından gelen arkadaşımız vardı. Bu da avukatlarda şöyle bir güzellik yaratıyor. Aslında avukat olduğunuz zaman hiçbir zaman meslektaşlarınızdan, üniversite öğrencilerinizden kopmuyorsunuz. Çünkü Değil sürekli adliyedesiniz. Evet, illaki denk geliyorsunuz. İllaki denk geliyorsunuz. Yani denk gelmemek gibi bir durum söz konusu. Hiç böyle arkadaşınıza karşı davada hani... Benim oldu. Oldu mu oldu. Gerçekten? Eyvah. Nasıl bir his peki yani? Çok benim için çok eğlenceliydi. Yani. Ceza dosyasıydı. İkinci sınıflardan bir arkadaşım. Çünkü ben her sınıfa Aha. girdiğim için... Yani ben mezun olduktan yaklaşık herhalde bir ya da iki sene sonra mezun olan bir arkadaşımızla Hı-hı. girdim. Nitelikli dolandırıcılıklı dosya çok çekişmeli geçiyor ama çıktıktan sonra şimdi duruşma esnasında kavga ediyorsunuz. Çıktıktan sonra kol kola girip kahve içmeye gidiyorsunuz. O da çok eğlenceli oluyor. İşin profesyonel evet. kısmı o sanıyorum ki. Arkadaşlarınızla hala demek ki güzel bir bağ kurulmuş. Hala görüşüyorsunuz. Evet. Tabii ki. Peki şunu soracağım. Bu kadar çabaladınız. Çok güzel bir noktada işte mezun oluyorsunuz. Hı hı. O mezuniyet günü nasıldı? Siz neler böyle geçirdiniz o gün kafanızdan? Neler yaşadınız biraz? Ruh halinizi öğrenelim. Vallahi ben için. Zaten normalde 4 yıllık hukuk. Hatta 5 yıla bile sarkıyor. Ben 3 yılda mezun oldum. Çok güzel. Heyecanlı bir şey tabii ki de. Bir de ben okul zamanında çalışıyordum. Yani üniversite yıllarında evet dersleri kaçırmamaya çalışırdım ama genel itibariyle çalıştığım için Hı-hı. çok da fazla hani derslerde ya da işte fakültenin içerisinde Hı-hı. çok birebir olabildiğim durumlar olmuyordu. Mezuniyet törenimiz hakikaten çok arkadaşlardan kopma kısmı öyle düşünüyorsunuz. Evet, sıkıntılı. Ama işte sonrasında o avukatlık idrak ettiğiniz zaman aslında kopmuyorsunuz. Yani Hı-hı. hukuk fakültesinde öyle bir durum var. Hani üniversite öğrencisiyken kopacağız, işte ayrılacağız gibi bir şey oluyor. En çok ona üzülmüştüm o dönemde. Çok fazla şehir dışından çünkü bizim arkadaşımız vardı ama şimdi avukatsınız, şehir dışından da çok dosya alıyorsunuz. Evet. O yüzden şöyle keyifli oluyor. Mesela Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan duruşmanız oluyor. İşte gidiyorsunuz, orada arkadaşınızı görüyorsunuz. Hem sohbet ediyorsunuz, keyifli vakit geçiriyorsunuz, sizi gayet güzel ağırlıyorlar. Her yerde bir kapınız oluyor. Her yerde bir kapınız oluyor. Bu çok evet. eğlenceli bir şey. Bence hukuk sosyal bir meslek. Evet. Avukatlıkta insan ilişkileri çok önemli. O yüzden de arkadaşlarınızla ilişkilerinizi ne kadar iyi ve sağlam tutarsanız Hı-hı. aslında bu aynı zamanda mesleki dayanışmaya da yol açıyor. Bizim gruplarımız var hala, WhatsApp gruplarımız, görüştüğümüz ya da işte muhakeme ettiğimiz hukuken bir dava alırsınız.
Karşı tarafın uzmanlığı değildir ama işte o sizin uzmanlık alanınızdadır. Oradan hemen yazışırsınız. İşte 20 kişilik, 30 kişilik gruplarda herkes farklı farklı bir fikir üretir ve söyler. O yüzden bu anlamda hakikaten hem üniversite arkadaşlarıyla görüşmek hem keyifli hem bu anlamda da çok yararlı. O yüzden gerçekten hukuk fakültesi çok farklı çok bir güzel. Alan. Farklı bir mesleğim alan. Diye demiyorum. Kesinlikle güzel de bir bağ oluşuyormuş demek. Yani bu kısımlarını şey bilmiyorduk. Şu an öğrenmiş olduk sizinle birlikte. Peki şunu merak ettim. Mezun olduk. Çalışıyordunuz üniversite hayatınızda ama sanıyorum hukuk alanında yine değildi. Farklı alanlarda evet. icraatlarınız oldu. Sunuculuk yaptım ben daha çok. Evet. Aynen. Bir nevi meslektaş şahsı sayılırız. Estağfurullah. Ama hani medya alanında çok bulundum. İşte medya direktörlüğü yaptım. Dergilerde editörlük yaptım, genel yayın yönetmenliği yaptım üniversite döneminde. Farklı farklı sektörlerde oldum. Bu da aslında hukuka daha İnsan farklı bir göz. Evet. İfade etme, iletişim. Evet, çevre o, anlamında evet. da çok yararlı oluyor. Hukuk sanıyorum biraz her alandan besleyebilen evet. zengin bir meslek buradan çıkar. İşte matematik, psikoloji, felsefe, sosyoloji hepsi çok önemli. İletişim aynı şekilde. Peki siz mesleğe nasıl ilk adım attınız? Nereden başladınız? Kimle başladınız? Biraz böyle artık o hani sahada olduğunuz kısımları Tabii. merak ediyoruz. İlk işte stajımı yani üniversite bitti. Aha. Bir 6-7 ay ben hiçbir şey yapmadım. Dedim ki ben... Nadas süreci diyorum evet, ben ona. Aynen. Tatil yapacağım, gezeceğim. İşte arkadaşlarım başlattılar stajlarını. Ben hiç oralı bile olmadım. Bir 6, sene staj oluyor tabii sanıyorum bir sene 6 ay adliyede, 6 ay avukat yanında stajınız Hı-hı. mecburi. Ama adliyede staj yaparken de aynı zamanda avukatların yanında çalışmak çok yararlı oluyor. Genelde de zaten avukat yanında başlıyorsunuz Hı-hı. ve o şekilde bitiyor. Hı-hı. Kimisi devam ediyor staj bittikten Hı-hı. sonra o avukatın yanında. Şimdi zaten neyle başlarsanız, hukukta bu bir... Şehir efsanesi gibi görünüyor ama aslında değil. Bence bu bir ritüel. Neyle başlarsanız o şekilde devam ediyor. Hmm. Yani benim mesleki yaşantımı şekillendirmemde staj dönemim çok etkili oldu. Ben ceza ile başladım. Hala ceza yapıyorum. Yani onun dışında tabii her alandan besleniyorum ve alıyorum davaları ama benim asıl branşım ağır ceza. Hmm. Gerçekten de çok iyi bir kişinin yanında öğrendim, üstadın yanında öğrendim ben o mesleği. Ben selam göndermiş oldum o zaman. Evet, tabii ki de. O yüzden ilk öyle başladım. O şekilde de yolumu çizdim. Sonrasında farklı farklı bürolar denedim tabii ki de. Tabii şimdi hukuk alanından arkadaşlarımız izliyorlarsa, halihazırda okuyan ya da daha mesleğe tam böyle atılmamış. Demek ki staj noktası önemli. Önemli. O yolu belirleyebilmek açısından. Yani ilk etapta böyle naylon staj deriz biz ona. Hiçbir şey yapılmadan yatılır adliye döneminde. Gidersiniz sadece imza verirsiniz çıkarsınız. İşte bunu yapmamak lazım. Çünkü hakikaten evet. o meslekte sonrasında anlıyorsunuz. O şekillendirme dönemi orada başlıyor. Çünkü o eğitim kısmı evet üniversite dönemi çok farklı bir alan. Ama işte asıl staj döneminden itibaren bir iş hayatına başlıyorsunuz sonuç itibariyle. O ruhsatı alana kadar... her şeyi yaptırıyorlar size. Öyle söyleyeyim ama o ruhsatı aldıktan sonra yalnızsınız. O yüzden de o staj dönemi çok iyi değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Bir de hukuk gerçekten hani ülkemizde işte sınava girip kazanılabilecek en değerli branşlardan bir tanesi kazanması evet. zor. Aynı şekilde tıp deriz, hukuk deriz. Bunlar böyle şey meslekler yani gerçekten. Tıp da öyle, hukuk da öyle. Çünkü evet. Şimdi tıpta da insanın canını bir şekilde emanet alıyorsunuz. Hı-hı. Hukukta da öyle. Sonuç itibariyle ağır cezada bir insanın hürriyeti Tabii bakıldığında ki. Sizin elinizde. O yüzden de çok dikkatli ve son güncel ne varsa takip etmek, Hı-hı. küçücük bir boşluktan bir menfaat yaratmak. Bunlar Hı-hı. çok önemli. Bunlar da işte o analitik düşünce, Boşlukları hepsi tabii o boşlukları sanıyorum. Doldurmak onlar çok önemli. Onlardan yararlanma o açıdan. Peki ben şey de merak hiç bir hani genelde hep böyle suçsuz müvekkillerle mi çalışıyorsunuz? Yok ben genelde sanık müdafiye olurum. Öyle hep. Mi? Evet. Sizin sanıyorum mesleğinizin en zor noktası da en zor, bu olsa tabii. gerek. Çünkü belki normalde dışarıda günlük yaşamınızda suçlu yani ağır bir suçsa gerçekten özellikle de atıyorum işte birini öldürmüştür ya da birine ekstra bir kötülük etmiştir. Dışarıda kızacağınız, belki de kin güdeceğiniz bir insanı mesleki açıdan mesleğinizin kıyafetini giyip Tabii. orada savunmak durumundasınız. Büyük bir profesyonellik. Yani bir de şöyle psikoloji bir şey. Açısından da Aynen, aynı ona şekilde zor yani hakikaten. Yani psikolojik anlamda da ilk zamanlar çok fazla üzülüyordum hakikaten. Yani hani o staj döneminde çünkü ceza Hı-hı. döneminde hakikaten o anlamda şanslıydım. Beni havuzun içine bir nevi okyanusun içine attı. Üstadlarım. O çok
gerçekten sonrasında çok böyle sert ve güçlü durmanızı sağlıyor. Daha da evet. Evet, çünkü ceza çok başka bir alan. Şimdi hukuk, özel hukuk alanı özellikle, tamam mı? İşte boşanma davalarına giriyoruz, farklı alanlarda savunmalar yapıyoruz. Ama şimdi ceza o kadar başka ki, şimdi bizim hukuk, özel hukuk alanımız yazılı savunmadır. Evet. İşte yazılı savunmayı yaparsınız, geçersiniz. Ama ceza benim özellikle seçmemdeki sebep, aslında bir nevi duruşma salonunda tiyatro yapıyorsunuz. Evet. Çünkü sürekli bir sözlü savunma, saati ucu bucağı yok. Gecenin 12'sinde birinde de çıkabilirsiniz. Aslında bir saatiniz yok. Büyük yetenek yok. Aslında. Yani devamlı o karşı atakta hazır cevap. Yani işte. Satranç gibi düşünün, evet, aslında. Evet, evet. Hani sürekli iki tarafında atak yapması. Hı hı. O yüzden hani hem çok heyecanlı bir alan özellikle. Hı hı. Ama sonuç itibariyle hani adliyeye girdiğinizde hukuk bölümüyle ceza bölümü çok farklı. Hı hı. Yani alan olarak da öyle. Ceza hakikaten çok adrenalini olan ve hiç bitmeyen. Yani ya, öyle bir duruma denk geliyorsunuz ki artık yürürken yanınızda biri birini boğazlıyor ama bakmıyorsunuz, yürüyorsunuz. Hani adliyenin içinde bunlar çünkü çok olağan şeyler. Hani ceza kısmı bu. Evet. Hani diğer işte aile mahkemeleri, iş mahkemeleri tabii daha farklı boyutlarda, daha sakin. Ama bilmiyorum, ben belki de kişilik gereği. Siz ben en zor noktayı heyecanı ve hani o adrenalini sevdiğim için atraksiyon seviyorum diyelim. O yüzden de ceza benim için çok böyle aşk, hakikaten aşk. Allah gerçekten kolaylık versin. Ya yani bu konuda çok fazla zor şeye de uğradım. Saldırıya da uğradım. Cezaevlerinde başıma bir sürü şey geldi. İlla ki olmaz mı? Yani şöyle söyleyeyim, işte her meslekte biz işte medyacılar da biliyorsunuz çok mağdur olduğumuz notalar var. Adam işini yapıyor, haber duymuş, bunu haber yapıyor. Tabii yine o bizim alanda yine biraz etik düşünüp inisiyatif alabilme durumlarımız oluyor ama hani size inisiyatif alınabilecek bir durum yok yani. Sanık da olsa savunmak için oradasınız ya da cezasını düşürmek için oradasınız. Ama şöyle bir şey var. Etik derken yani bu çok doğru bir tespit bence. Hani vekillerin aslında burada birazcık inisiyatif alması lazım. Bazı vekiller çok saldırgan oluyor. Evet. Yani bunu yapmamak lazım. Çünkü sonuç itibariyle karşınızdaki bir insan, karşısındakini savunan da bir vekil. Yani meslektaş dayanışması burada çok önemli. İşte o biraz önce söylediğim şey. Evet. Bunu yapmayıp tamamıyla karşı tarafa düşmanca davranan vekiller de olmuyor değil. Bu tamamıyla oluyor, insan karakteriyle yani alakalı bir şey. Yani bayağı böyle aşağı mahalle, yukarı mahalle tabii, gibi. Tabii. Bir sürü şey yani bir duruşmanın ortasında birbirlerine ayakkabı fırlatan vekiller gördüm gerçekten ben. Tabii yani hani eyvah. Bu çok sıkıntılı bir şey, o tamamen insan karakteriyle alakalı. Hani bunu yapmamak lazım biraz bakıldığında. Biraz profesyonel bakılabilmesi açısından aslında. Ya da müvekkilini da alevliyor. Hmm. İşte bak karşı taraf şunu söyledi, sen de böyle yap, şöyle yap. Dışarıda kıstır, hani tenhada kıstır gibi. Hani böyle şeyler de oluyor, olmuyor değil. İşte bu konuda biraz hani vekillerin, meslektaşlarımızın da duyarlı olması lazım bence. Buradan da söylemiş olalım onu da. Gerçekten bütün meslek dallarında şiddete karşıyız. Evet, kesinlikle. Kesinlikle bunlara dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten önemli mesleklerden bir tanesi. Çünkü yükü çok fazla mesleğinizin. Evet, sorumluluk. O yüzden arkadaşlarımız da işte alanlarını da seçerken yine hukukta birçok alan var. Yelpaze yine geniş sanıyorum hukuk alanında ama özellikle işte avukatlık düşünüyorlarsa. Yani geceniz gündüzünüz yok bir kere. Hani bunu araştırma. Çok net söyleyebilirim. Araştırmayı da geçin. Sonuç itibariyle bir müvekkille vekil ilişkisi hem gizlilik gerektiren bir şey. Yani çok sır olmanız lazım. Hiçbir şekilde dışarıda o müvekkilin, işte nasıl psikoloğa gidersiniz, terapi görür ama o hastanızla, sizin danışanınızla aranızdaki o kişisel mevzudur. Şimdi avukatlık da böyle bir şey. Yani orada konuşulan orada kalmalı. Dışarıda herhangi bir şekilde duyulduğunda bu hem güvensizlik oluyor. Hem de onun dışında psikoloji anlamında da aslında bakıldığında gecenin işte boşanma davasından örnek vereceğim. İşte bir kadın bir erkek boşanma sürecinde işte kadının ya da erkeğin vekilisiniz. Gecenin birinde bile aranabilirsiniz. İşte avukat hanım kafama bir şey takıldı. Şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı? Moralim çok bozuktu. Şöyle tabii hani belli sınırlar çerçevesinde o mesafeyi korumak sizin elinizde ama karşı tarafla öyle bir bağ oluyor ki artık hani o duygusal bir sürece de ailenin geçiyor. Içine ailenin içine giriyorsunuz daha çünkü. Ötesi yok yani. Aynen hani öyle. Aile çünkü şeydir, gerçekten özel bir kurum. Evet. O yüzden siz o özel kurumun o gizli hani birçok şey hani kol kırılır yerin içinde kalabildiklerinin mahremiyetine giriyorsunuz aslında. Giriyorsunuz.
O yüzden artık o bir illaki bir bağ oluyordur. Kesinlikle. Sonrasında yıllar sonra da süre gelen bir şey oluyor. Yani lafınızı kestim. Tabii, mesela yurt dışında zaten mutlaka ki her ailenin bir psikoloğu, bir avukatı olmalı. Durumu söz konusu. Bizim Türkiye'de daha bu farkındalık yaratılan bir şey değil. Evet. Ama hakikaten öyle. Çünkü şimdi bir davasını alıyorsunuz o kişinin. Hukuk sonuç itibariyle insan sorunlarla sürekli boğuşan bir meslek. Ve hani herkesin mutlaka ki hukuki bir sorunu vardır. Olmayanı ben bilmiyorum insanlar arasında. Bir kişiyle o kişinin davasını aldığınızda sonrasında da aslında farklı farklı davalarında siz yine ona yol arkadaşı olmuş oluyorsunuz. Yönlendiriyorsunuz. O yüzden de aslında bir kişiyi tanıyorsanız müvekkiliniz olarak, vekaleti veriyorsa size, yıllar boyu süren bir güven ilişkisine dayanıyor. Hani o davam bitti, tamam benim de eşim bitti gibi bir durum olmuyor. Çünkü ne zaman, nerede bir sorunla karşı karşıya kalacağımız ya da yargıya intikal edecek bir durum var mı yok mu belli değil. Çok doğru. O yüzden de öyle bir sıkıntılı bir süreç. Evet, o zaman buradan biliyorsunuz bizi hem tüm Türkiye tabii ki izliyor, onun dışında üniversitelerimizden arkadaşlarımız da izliyorlar. Belki hukuk alanında yönelmek isteyen arkadaşlarımız ya da bu alanı okuyup artık meslek hayatına atılacak olan arkadaşlarımız da illaki sizin de şu an anlattığınız şeylerden, tecrübelerinizden bir şeyler çıkarmıştır diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi sizinle böyle. Ben de çok keyif aldım. Aynı şekilde hem bir böyle zaman yolculuğu, hem de bir aslında mesleğin psikolojisini minik minik, bir tabii ki tam anlayamayız ama en azından kenarından kıysan içine girmiş olduk. Biraz böyle empati de kurabilmek de adına. Gerçekten işiniz çok zor. Allah sabır ve kolaylık versin sizlere. Amin hepimize. Diyelim. Her meslekte evet, olduğu evet, gibi. Her mesleğin bir zorluğu mutlaka oluyor. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür ederim. Evet efendim, bu haftada okuldan sonra da gerçekten değerli bir mezunumuz vardı. Avukat Selin Kırhan'la birlikteydik. Kendisi Beykent Üniversitesi 2014 Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve daha sonrasında iş hayatında özellikle ceza hukuku kısmında güzel çeşitli başarılara imza attı. Hem okul yıllarından konuştuk Selin Hanım'la, hem de daha sonrasında mesleki hayatından bahsettik. Avukatlık mesleğine tabii ki ele almış olduk ve bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde farklı mezunlarımızla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.